helallik isteyerek ve bir önceki seçimde seçimi kaybetsem bile çözmeyeceğim bu sorunu dediği EYT'lilerin sorununu çözerek seçime koşar adım gidiyor iktidar. Şeyma Paşa Yiğit karşımda, meclis yeniden çalışmaya başladı bir uzun aranın ardından ve şu an genel kurulda neler oluyor? Bu akşam çıkabilir mi genel kurulda, yasalaşabilir mi emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme Şeyma? En geç yarına kadar tamamlanmasını bekliyoruz İrfan Değirmenci. Sizin de söylediğiniz gibi deprem felaketi nedeniyle meclis çalışmalarına 3 hafta ara verilmişti ve o aranın ardından genel kurul tartışmalarla açıldı. Muhalefet milletvekilleri afet bölgesine özellikle ilk 2 gün yardım gitmemesini meclis genel kurul gündemine taşıdılar ve iktidar istifa etmelidir dedi muhalefet milletvekilleri. Bu istifa çağrılarının ardından da tansiyon yükseldi. Kısa süreli tartışma yaşandı. Peki deprem özelinde bir araştırma komisyonu kurulabilir mi? Perşembe günü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin araştırma komisyonu kurulması için bir önergeyle gelmesi bekleniyor. Aslında AKP'nin istediği, grubu olan 5 partinin ortak önergesiyle deprem araştırma komisyonu kurulması yönünde. Ancak muhalefet daha önce kurulmuş olan depremle ilgili araştırma komisyonlarından çıkan raporları, oralardaki tespitleri, önerilerin ne kadar uygulandığını gündeme taşıyacak muhalefet. EYT düzenlemesi biz yayına hazırlandığımız sırada görüşmeleri başladı. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti 3 hafta önce. Muhalefetin istekleri vardı, önergeleri vardı. Staj ve çıraklık sürelerinin sigortalılık süresine dahil edilmesi, 8 Eylül 99 yerine 31 Aralık 99 olması yönünde önergeleri vardı. Ancak bunlar reddedildi. Bugün de herhangi bir değişiklik öngörülmüyor, planlanmıyor. EYT düzenlemesiyle ilgili 4 maddelik kanun teklifinin en geç yarın yasalaşması bekleniyor. Yasalaştıktan sonra da resmi gazetede yayınlanacak. Emekliliğe hak kazananlar SGK'dan emekli olabilirler yazısını alacaklar. 8 Eylül 99 ve öncesinde işe başlayıp prim gün sayısını dolduranlar emekli olabilecekler. Bugün mecliste parti grupları arasında da önemli bir hareketlilik vardı. Aldığımız kulislere de değinmek gerekecektir. İyi Parti seçim güvenliğinin nasıl sağlanacağına ilişkin çalışma yaptı ve İyi Parti'den Müsavat Dervişoğlu, Erhan Usta ve Şenol Sunat'tan oluşan ekip önce iktidar ittifak ortaklarına gittiler. CHP'ye gittiler. Engin Özkoç, Özgür Özel ve Engin Özkoç'la görüştüler. Daha sonra da iktidara Adalet ve Kalkınma Partisi Mustafa Elitaş, Grup Başkan Vekilleri Mustafa Elitaş ve Yılmaz Tunç'la görüştüler. İyi Parti ne istiyor seçim güvenliği için? Sorduk görüşmeye giden heyete. İllerinden ayrılan yurttaşların kullandıkları oyların, yani göç eden yurttaşların, depremzedelerin kullandıkları oyların kendi illerinde geçerli olmasını istiyor İyi Parti. Yasalara göre peki deprem sandığı kurulması mümkün mü? Mümkün değil. Bunun için yasa değişikliği gerekiyor. Ancak seçim yasalarının uygulanması için bir yıl geçmesi gerekiyor. Yani hemen uygulanabilmesi için de bir ek madde çıkması gerekiyor. İyi Parti depremzedeler için seçmen kütüğü oluşturulabilir mi? Bunun çalışmasını yapıyor. Henüz bir teklif yok. Diğer partilerle fikir alışverişi içinde hemen yapabiliriz. Yeter ki ortak bir duruş ortaya çıksın diyor İyi Partililer. CHP ise çekincesi var. CHP'nin bu konuda özellikle sandık güvenliği açısından çekincesi var. AKP'lilere sorduğumuzda bunun için de anayasa değişikliği gerektiğini, örneğin Hatay ilinden sadece Mersin'e göç olmadığını, ülkenin her tarafına göç olduğunu ifade ettiler. Bu uygulanabilir mi? Kendi içimizde de görüşeceğiz. YSK'dan da raporu bekliyoruz ifadelerini kullandılar. Bugün meclisten öne çıkanlar EYT başlığı öne çıkmakla birlikte bunlar da diyelim İrfan Değirmenci. Sözü yeniden İstanbul'a bırakalım. Çok teşekkürler. Ankara'da Şeyma Paşa'yı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden kulislerden aktardı. EYT'de artık sona geldik. Yarın meclisten geçecek ve resmi gazetede yayınlandıktan sonra emekli olacak. 10 binlerce insana da hayırlı olsun diyelim şimdiden. Perşembe günü önemli Ankara'da 2 Mart. 2 Mart'ta Millet İttifakı en kritik toplantısını yapacak belki de. Bugüne kadar ki aday konuşulacak masada. Partisinin yetkili organlarından aday belirleme süreci için tam yetki alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hemen bunlardan İyi Parti lideri Meral Akşener'le görüşmüştü. İkilinin görüşmesine dair kulislere yansıyanlar var. Meral Akşener'in yakın kurmaylarına adaylık konusunu konuşmadık
dediği öğrenildi. CHP kulislerinde görüşmede pürüzlerin giderildiği konuşuluyor. Yani bir pürüz kalmadı İYİ Parti ile CHP'nin meselelere bakış farkı açısından. Göreceğiz 2 Mart'ta. Bu arada İYİ Parti sözcüsünün bir açıklaması var. Onunla da devam edeceğiz birazdan. Diyor ki İYİ Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı 2 Mart'ta belli olacak. 2 Mart'ta Millet İttifakı 13. Cumhurbaşkanını belirleyecek, bu iradeyi gösterecek ve en kısa zamanda da bu iradenin ortaklaşmasıyla bunu milletimizle paylaşacağız. Biz İYİ Parti olarak milletimizin neyi istediğini, neyi beklediğini biliyoruz. 2 Mart'ta Millet İttifakı 13. Cumhurbaşkanını belirleyecek, bu iradeyi gösterecek ve en kısa zamanda da bu iradenin ortaklaşmasıyla bunu milletimizle paylaşacağız. Biz İYİ Parti olarak milletimizin neyi istediğini, neyi beklediğini biliyoruz. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından siyaset gündemine verilen ara yaklaşan seçim takvimi nedeniyle bitiyor. Millet İttifakı liderleri Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 2 Mart'ta bir araya gelecek. Kritik zirve öncesi partilerde yetkili kurullarla toplantı trafiği yaşanıyor. Partimizin tüm yetkili kurulları Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na sürecin yürütülmesi konusunda oy birliğiyle tam yetki verdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu hafta sonu partisinden aday belirleme konusunda tam yetki aldı. Ardından İYİ Parti lideri Akşener'le 2 saat süren sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Bülent Kuşoğlu'nun Sayın Hande Fırat'a verdiği bir beyanat var. Bu masa Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kurulmuş olduğunu betimleyen ve onun adaylığı olmadığı takdirde de masanın dağılacağını söyleyen bir şey ve bir tekzip görmedi bu. Sürekli bir İYİ Parti'ye tektir var. Parmaklar İYİ Parti'ye sallanıyor. Kulislerde iki liderin görüşmesinin olumlu bir atmosferde geçtiği belirtildi. CHP lideri de yakın kurmaylarına iyi bir görüşme oldu, pürüzler giderildi değerlendirmesini yaptı. Dün görüşmeden sonra bazı yayınlarda, değerlendirmelerde aday üzerinde mutlak bir anlaşma olduğu ya da tırnak içerisinde bize atfen kullanılan, asla kabul etmeyeceğimiz pazarlık gibi bir takım ifadeler, bunlar hiçbirisi gerçeği yansıtmamaktadır. İki lider ortak milletvekili listeleri konusunda uzun zaman harcayarak çalışmışlar. Yani hangi ilde hangi partinin listesinden milletvekili adayları gösterilecek, hangi ilde ittifak olarak girilecek, hangi ilde bazı partiler bağımsız girecekler çalışması yapmışlar. Akşener, Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından parti kurmayları ile bir araya geldi. Kulislerde konuşulanlara göre Akşener, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede adaylık konusunun gündeme gelmediğini aktardı. Ayrıca iki lider bundan sonra görüşmelerin ve uzlaşma aranılan konuların basına yansımaması konusunda da mutabık kaldı. Altılı masa dağılıyor mu, görüş ayrılığı var mı, Kılıçdaroğlu adaylığına karşı mı çıkılacak soruları havada uçuşurken, bugün yapılan toplantının hemen arkasından 6 partinin milletvekili ortak listelerini belirleme komisyonu toplandı. Bu komisyonun toplanması iki liderin bu çalışmayı öne çektikleri ve öncelik verdiklerini gösteriyor ki bu da altılı masanın dağılmayacağını, ortak aday konusunda görüş birliğinin devam ettiğini ve ortak listelerde diğer partilerin milletvekili adaylarının da CHP listelerinden de yer bulacakları, bazı illerde bağımsız girileceği, yani tamamen teknik detay üzerinde bir çalışma var. Bununla birlikte Akşener, partisinin en üst yönetim organı olan Genel İdare Kurulu'nu çarşamba günü toplayacak. 2 Mart toplantısı için idare kuruluna bazı mesajlar verecek. Altılı masa kurulmuşsa her birimize ihtiyaç olduğu için kuruldu. Yok senin oy oranı, seçime girmeden kimsenin oy oranı bilinmez. Ayrıca böyle bir yaklaşımla da Türkiye bir araya getirilemez. Öte yandan 2 Mart'ta yapılacak toplantının ev sahibi olan Saadet